mücadelenin özet görüntüsünü hem de maç sonu yapılan açıklamaları peş peş ekranlarınıza taşıdık. Birazdan pozisyonlar üzerinden de değerlendirme yapacağız. Zeki Uzundurkan her iki takımın da eksikleri var. Evet. Hem sakatlıklar hem de Afrika Uluslar Kupası'na evet, giden evet. oyuncularla beraber evet. yaşanan bazı sakatlar ve eksikler de var. Ama Trabzonspor 21 maçta 50 puanı yükselmiş oldu bugünkü beraberlikle. Beraber ki çok soğuk bir havada özellikle ikinci yarı kar yağışı da arttı. Çok zorlu bir deplasmanda oynadı Trabzonspor. Evet um, e ya yani bugün Trabzonspor'un tabii Bakayemen'in yokluğu çok büyük e, sıkıntı Trabzonspor'un hücum bölgesi için. Maç kazandıran bir oyuncu bir defa. Oynatan bir oyuncu, oynayan bir oyuncu. E, takıma keyif veren bir oyuncu. Onun olmayı olmayınca takım bocalıyor. E, Vişka yeni geldi. O hani takıma alışma süreci var elbette ki. Yani elinden geleni yaptı aslında ama çok böyle ön plana çıkamadı. E, yani Uğurcan'ın Garip bir hatasıyla yenen gol ki kaleciler böyle golleri zaman zaman yer. Yani çok maçta da Trabzonspor'a galibiyeti getirip e, takım ayakta tutan, e, tek başına e, maç alan bir kaleci. Böyle bir lüksü de olsun. Koca sezon boyunca iyi kaleciler böyle hataları birkaç kez yapabilir. sayısı daha fazla. Yani Trabzonspor hani bir algı operasyonu programın başında anlattığım gibi bir algı operasyonu ortaya çıkarıldı. Bugün işte o meyvelerini verdi. İşte o çürük elmalar diyorum ya, o çürük elmalar ortaya çıktı. İşte önce işte, lig, önceden dizayn edilmiş bir lig oynanıyor. Sonra işte e, Trabzon üzerinden hakemler Trabzonspor'un lehine her maç hata yapıyor. MHK'yi göndermek için bir operasyon. Hani altını böyle sığ düşüncelerle, garip düşüncelerle doldurmaya çalıştılar. Bugün bunun meyvesini zaten Mete Kalkavan, e, tam e, bir tedirginlik vardı Trabzon'da. Mete, eyvah Mete Kalkavan demişlerdi. Mete Kalkavan böyle maçlarda bazen değil genelde yapıyor bu hataları. Hem karla doğa şartlarıyla mücadele etti Trabzonspor hem Konya Sporu kendi evinde yenmiş çıkışa geçmiş bir Sivas Spor'a karşı kendi evinde iklim şartları işte Mete Kalkavan Varak Yemi herkese karşı mücadele etti. Hani lehin hatalar oluyor dediler ya bugün aleyhine bir ton hata oldu. O arkadaşlar yorumcu arkadaşlar Bugün izledilerse yüzleri kızardı mı gerçekten çok merak ediyorum. Bu algıları da bıraksınlar. Herkes işine baksın. Trabzonspor'un Başakşehir maçında penaltısı verilmediğinde orada iki puan bıraktı. Ne e, Ahmet Başkan ne de Abdullah Avcı çıkıp da hakemin heyesini konuşmadılar o gün. E, herkes işine bakıyor Trabzon'da. İşte bugün de hiç e, çıktı. E, Trabzon'dan hiçbir yönetici ya da Abdullah Avcı konuşamadı. Yardımcısı çıkıp da... Hakem kurban olduk vesaire. Hakem üzerinden okumuyorlar kardeşim. Birileri çıkıyor, ya sosyal işin garip tarafı. Ne Fenerbahçe'lisi, ne Galatasaray'lısı, ne Beşiktaşlısı dediğim gibi Trabzonspor'un burada zirvede yer almasını hakemler ve falan, hakemler üzerinden kimse okumuyor. Ama birileri çıkıp ya garip garip şeyler oluyor. Ama dediğim gibi yani Trabzonspor için bu iklim şartlarında formda olan Sivasspora Spor'a karşı e, Bakayeme gibi bir oyuncu olmamasına rağmen aldığı bir puan çok önemli bir puandır e, yenilmedi kazanabilirdi de e, işte Yusuf Erdoğan'ın kale içinden e, çizgiden çıkarılan bir topu var e, gol olabilirdi ama e, Pedro Henrique'nin atılmayışı iki kez atılması gerekirdi birinde de Dorukana dirsek atıyor orada da atılmadı bir sarı kartla geçişirdi e, var olaya e, müdahil olmadı o da enteresandır e, nasıl oldu bilmiyorum yani Varda Tugay Kaan Numanoğlu vardı bu arada. Onun da kulaklarını çınlatalım. O pozisyonda nereye bakıyordu? E, Pedro Henrique, Bruno Perez'in e, yüzüne vururken. E, yani Elmacık o, kemiğini yani, kırmaya zor. Yani yüz burun her taraf kırılabilir. Beyin sarsısını da geçirebilir oyuncu. Çok Yani çok acayip bu gece ya? nasıl uyuyacaklar çok ya, merak ediyorum. Serkan. Pozisyonların boş geçmesi çok acayip. E, evet. Beşiktaş'ın verilmeyen penaltısı çok Kesinlikle. garip. Kesinlikle diyorum ya bak işliyorlar işte ya. Yani, ya MHK başkanından, Ferhat Gündoğul'dan hakemler o kadar memnun ki. Ağzı var dili yok. İstediklerini zaten yapıyorlar. Niye operasyon yapıp da daha güçlü bir MHK gelsin istesinler ki? Çok rahatlar. İstedikleri gibi al gülüm ver gülüm at oynatıyorlar ortalıkta. Ama Trabzonspor yani yıllardır bu ezberi yaşadığı için zaten hakemle de mücadele etmenin gerektiğini bilerek oynuyor bu sene. Kimse yani Dediğim gibi birileri konuşacak bak haftaya bambaşka şeyler konuşulacak başka algı operasyonları yaratılacak ama artık bilinçli taraftar bilinçli futbol sever dinlemiyor bunları ciddiye almıyor kale almıyor bunu da bilsinler. Bu arada Sivas Spor Başkanı Mecnun yapması da tebrik edelim ayakta alkışlıyorum 2004'ten beri Sivas Spor Kulübü'nde başkan İşte borçsuz kulüptü pandemiye kadar hep takımı yukarılara oynuyor iyi futbol geçirdiler. oynatıyor çok iyi futbolcular getirdi. Yani efsane başkanlardan biri oldu Türk futbolunda. Teknik adamı da ee, çok iyi. Örnek her takıma Mecnot Yakmaz gibi başkan lazım. Ve Gerçekten Rıza öyle. Rıza Çalınbay gibi Kolay olacak. Kolay değil ya. Tabii. Bir Rıza Çalınbay Aynen. gibi Aynen. Rıza Çalınbay bu, bu sezon da, başında da gönderebilirlerdi aslında ortadaki tabloyla çok, beraber ama arkasında e, durdu. Değerli zaten. bir hoca Rıza Çalınbay da. E, dediğim gibi Sivas Spor Türk futbolunun bir rengi. E, büyük bir şehir takımı. İyi de futbol oynuyorlar. Bugün de e, bu kadar eksiye rağmen iyi futbol oynadılar. E, yani diyecek bir şey yok. Ama e, dediğim gibi hakem konuşulabilir. Niye böyle yapıyor hakem? Hani <laughs> Trabzonspor lehine her maçta hakem hatası bak, oluyor mu? Işte. Bugün de <laughs> lehine hata oldu diyeceklermiş. <laughs> o dirsek yani hiç evet. normal değil doğru, ya. O da doğru değil. Ya hani televizyon başında nerede diyelim? Serkan bir de hakem, hani, hakem şunu Muğla'da, yapar. Özür Muğla'da televizyon izleyen 12 yaşındaki çocuğun gördüğü kırmızı kartı... ...Riva'daki e, Türkiye Futbol <laughs> Federasyonu'na ait... Var merkezindeki hakem kim? Var hakemi. Kaan, Numan yani Tugay Kaan Numanoğlu. Tugay Kağan Numanoğlu. Tugay pardon. Nasıl görünüyor? Evet. Yani ama hiç tartışmaya açık değil ki. Serkan bir de. Beşiktaş'ın Kalkan... penaltısı. Tartışılacak bir tarafı değil, yok yani. Yüzde bin. Aynen öyle. Şimdi hakem bir de. Şu, bütün hakemler e, var yapıyorlar. Var niye var abi? Bir oyuncuya en sonunda kart gösteriyorlar ya. Şöyle söylüyor. Şurada yaptın, şurada yaptın, şurada yaptın. Artık bak gösteriyorum hani çekirge bir sıçrar, iki sıçrar, üç sıçrar misali. yani niye böyle yapıyorsun ki? Birinci dakikada da bir oyuncu kırmızı kart görebilir. 90 artı son saniyede de görebilir. Ki görüyor. Ki Abdullah Avcı konusunda da tamam Abdullah Avcı bir ihlal yapmış. Kırmızı kart olabilir. Ama ben Fatih Terim'de de söylüyorum bunu hangi teknik direktör olursa olsun. Anlat, izah et. Bu kuraldı kaldırılsın. Teknik direktör atmak ne kardeşim? Küfür yoksa. Yani bir saldırı yoksa dursun kenarda. Bence evet bence bu kural Nedir değiştirdi. abi ayağı çizgiye değdi diyor. Bakın yani çünkü neden e, Kalkavan'da onu gösteriyorsun? Kural. Evet kural, bu kural. doğru doğru ama kaldı Vermezse, bu sefer koyacaklar fotoğrafı Tabii. yan yana. Buna verdiniz buna vermediniz diyecekler. Yüzde yüz ama değilsin Şimdi, kardeşim ama, yani. Ya, ya vicdanınız rahat evet. mı ya? Yani şu sebeple bu oyunun başrollerinden birisini e, men ettiğiniz için yani maçtan men ettiğiniz ve <laughs> minimum bir maç mı iki maç mı olacak şimdi? Yok Sergen Yalçın gibi bir maç oluyor. Ha, bir maç olacak. Ben bu işten rahatsız değilim ama. Ya ama ne ki, bu gerek bu var ya? Avcının bu olayından rahatsız değilim. Abdullah Avcı'nın ya öyle zaten bir iki tane hareketi olsun takım anlamında da ateşleme anlamında da çünkü e, standart giden bir düzen vardı şu anda. Böyle bazen aksiyonlar iyi gelir tabii. Yo olarak. ben Abdullah Avcı'nın yaptığını eleştiriyorum. Kural, kural değilsin abi. Ben bu kuralı beğenmiyorum. Evet evet. Aynı aynı şey kural değilsin istiyorum zaten. Bir kez, bir aynı kez olsun. ikinciyi yaparsa aynı maç içinde ikinciyi yaparsa ha. uygula. Önce bir uyar. Evet. Uyar. Hocam bak evet. hani uh -huh. göndermek durumunda kalırım uh -huh. de. Uyardıktan sonra devam ediyorsa Tabii belki o uyarılar da var. Şimdi biz saha içerisinde görüyoruz. Belki de dördüncü hakem maç içerisinde teknik adamları üç kez uyardı belki. Yok, yok. çizgiye değdiği anda gönderiyorlar zaten. çizgi İhlal, Saha içi ihlali varsa gönderiyorlar. Burada kırmızı kartı şundan çıkar. Küfür varsa, hakaret varsa, saldırı varsa at gönder tribüne gönder soyunma odasına. da dördüncü odasın. hakem söyler zaten. Burada da dördüncü hakem söylüyor zaten. Çağırıyor hakemi. E ee, şimdi yani, önemli maç var değil mi? Giresunspor'la oynayacak hafta içinde. Ha, Çarşamba sonra günü hafta, hafta sonu Galatasaray. Galatasaray. Ma ha, yani, maç Galatasaray yani maç Galatasaray maçında takımın başında Hı -hı. olur. Ama yani Trabzonspor'un ben kötü oynadığını düşünmüyorum.